Tarih 13 Kasım 1918'di. Boğaz'ın lacivert suları üstünde 22 İngiliz, 17 İtalyan, 12 Fransız, 4 Yunan olmak üzere toplam 55 işgal gemisi demirliydi. Kimsenin umudu yoktu, yaverinin bile. Salih Bozok gözyaşları arasında bu kötü manzarayı gösterdiğinde ağzından çıkan ilk cümle şu olmuştu: geldikleri gibi giderler. Evet değerli izleyiciler, Fatih tarafından alınan, Vahdettin tarafından kaybedilen İstanbul, 6 Ekim 1923'te Atatürk tarafından kurtarıldı. İstanbul'un esaretten kurtarılmasının 93. yıl dönümünde, Cengiz Özakıncı ile tarihin bilinmeyen yüzünde, işgale giden sürecin ve kurtuluşun bilinmeyenlerini konuşacağız. Sizler de program süresi içinde gerek SMS, gerek elektronik posta, gerekse Twitter vasıtasıyla soru ve görüşlerinizi bizlere gönderebilirsiniz. Sayın Özakıncı, iyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Bugün de yapacağınız katkılardan ötürü programın en başından. Konuya girelim ama müsaade ederseniz geçen hafta süremiz el vermediği için yanıtlayamadığımız bir iki ufak soru var. Hatta onlardan bir tanesini sorarak başlayalım. Bir ama kısa rica cevap sizden rica edelim, ardından konuya geçelim. Geçen hafta Lozan'ı konuşmuştuk. Lozan'a ilişkin ortaya atılan çeşitli iddialara farklı, çok bambaşka bir pencereyle cevap vermiştiniz. Hafta boyunca gördük ki önemli bir katkı olmuş bu değerli izleyicilerimiz için. Evet. Çok sayıda teşekkür ve tebrik elektronik postası aldım ben. Bunu ileteyim. Bir de soru vardı geçen hafta. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta Avrupa Birliği'ne ve Avrupalı liderlerin siyasetine kızarken şöyle demişti: yarım asırdır Avrupa kapılarındayız demişti. Ama bir izleyicimiz dedi ki geçen hafta Cengiz Özakıncı'nın kitaplarında 1830'lara kadar olduğu yazılı Avrupa kapılarında olma sürecimiz anlatır mı acaba diye sormuştu. Hem ben soruyu biraz yanlış sordum, hem zaman el vermedi. Buna kısa bir cevapla başlayalım hocam. Şöyle Avrupa kapılarında olmamız, Avrupa'nın bizi Avrupa devletler düzenine kabul etmesini istememizin başlangıç tarihi 1830'lar tabii ki. Fakat bunu uzun uzun anlatmak bu programa değil de bir başka programda, bunu daha geniş bir şekilde bizlerin Osmanlı döneminde Avrupa kapısında ne zaman, hangi koşullarda, ne için ve ne amaçla Avrupa kapısının eşiğinde durduğumuzu daha ileriki programlarda anlatmayı, daha ayrıntılı anlatmayı tercih ederim. Bir başka izleyicimiz de şu an gelen bir elektronik postada şunu vurguluyor. Bunu da belki programın başında vurgulamakta fayda var. Sizin sadece belgelerle konuştuğunuzu ve bunun için bir fark yaratıldığından bahsediyor. Hakikaten de ilkemiz bu. Sadece belgeler, tevatür veya bir takım kimselerin ortaya koyduğu iddialar değil, konuştuğumuz her şeyin belgelere dayandığını herhalde vurgulayalım değil mi hocam? Yine tabii söylenti ile tarih, tabii yapanlar var ama biz almayalım öyle bir tarihi. Biz daha ziyade somut, elle tutulur, kanıtı olan olguları doğru düşünmenin evrensel ilkelerine göre us yürüterek anlayacağız, anlamaya çalışacağız. Pek çok kez de yorumu izleyicilerimize de bırakabiliriz. Olguyu, somut olguyu koyup yorumu değerli izleyicilerimize de bırakabiliriz. Programımızda tek sakındığımız şey uydurma, doğru olmayan bilgilerin yayılmasını istemiyoruz. Hı hı. Belgelere dayalı. Evet. Yani sadece gerçeğin peşinde, gerçeğin ışığında bilgiler değerli izleyicilere aktarabilmek bütün dert. Evet. Şimdi konuya geçecek olursak, bu hafta içerisinde 6 Ekim 1923'ten bu yana, yani İstanbul'un düşman esaretinden kurtuluşunun 93. yıl dönümüydü. Evet. Her ne kadar İstanbul'un kurtuluş, daha doğrusu fetih yıl dönümünde olduğu gibi pek ses çıkmadı ama ben biliyorum ki değerli Kanal B izleyicileri, bizi izleyen izleyiciler bu anlamlı ve önemli günü andılar. En azından çocuklarına, yakınlarına anlattılar. Şimdi buradan yola çıkarak bilmeyenler için
İstanbul'un kurtuluşunu konuşacağız evet. Ama herhalde ben bu soruyu size sorduğumda siz yine çok farklı bir perspektifle konuya yaklaşacaksınız. Nereden başlayalım İstanbul'u konuşmaya hocam? Şimdi bir söz vardır. Bir şeyi bilmek onun kökenlerini bilmekle mümkündür. Şimdi bizim programımızın adı da tarihin bilinmeyen yüzü. Köklere hiç gidilmiyor genellikle. Bir takım konular açılıyor. Televizyon programlarında o konular uzmanlar eşliğinde tartışılıyor. Fakat bir sorun mu tartışılıyor? Köküne inilmiyor. Bir konu mu tartışılıyor? Kökünden ilk ne zaman, nerede, ne zaman, nasıl başladığından söz eden yok. Sadece son sahne ele alınıyor ve o son sahne üzerinde görüşler bildiriliyor. Bizse programımızda ele aldığımız konuları tarihsel kökleriyle eğer işlersek sanıyorum diğer tartışma programlarından nitelikçe farklı ve daha doğru bir yol izlemiş olacağız. Şimdi İstanbul işgali, İstanbul'un işte Fatih Sultan Mehmet tarafından fethi, efendim daha sonra işte Birinci Dünya Savaşı'nda İstanbul'un işgal altına düşmesi ve sonra Mustafa Kemal önderliğindeki Kuvayi Milliye ordumuz tarafından işgalden kurtarılması gibi olgularda hep şu var. İstanbul, İstanbul'un kuşatılması, İstanbul'un işgali. Peki soru şu, İstanbul ilk İstanbul'un tarihinde kuşatmalar, işgaller, kurtuluşlar sadece bu iki olayla mı sınırlı dediğimiz zaman hayır. İstanbul dünyanın en fazla ele geçirilmek istenmiş ülkelerinden biri. Şehirlerine. Evet. Hatta kimi zaman da ülke halinde. Doğru. Hayır, devlet. Devlet. Yani geçmişte devletmiş. Bizans devleti var değil mi? Evet. Şimdi Bizans devleti İstanbul devlet merkezi. Evet. Bizans İstanbul'la özdeş bir noktada. Şimdi son Marmaray kazıları yapıldı. Pek çok arkeolojik bulgu elde edildi. Hem de nerede? Suriçin'de. Yani Greklerin Bizans adını verdikleri, değil mi? Yer içinde yapılan kazılarda, oho, şehri Konstantin'in kurduğu efsanesi göçtü. Konstantin'den 8-9 bin yıl öncesi oranın bir şehir olduğu anlaşıldı. Değil mi? Bakın, işte 3 yıl, 4 yıl öncesine kadar ki tarihsel bilgi bir kazıyla Marmaray kazıları sonucu çökmüş bulunuyor. Artık hiç kimse İstanbul Konstantin tarafından kurulmuştur cümlesiyle başlayamaz İstanbul tarihini anlatmaya. Yunanlar dışında. Evet. Onlar hala öyle başlarlar. Hayır, Greklerin bölgeye gelişi İsa'dan önce 700-800. Ondan 10 bin yıl geriye giden bir İstanbul söz konusu. Grek artık İstanbul Marmaray kazılarından sonra Greklerin kendilerine mal edebilecekleri bir argüman kalmadı. Kent olmaktan çıkmıştır. Biz İstanbul'un tarihine baktığımızda gelelim işte hani yine Konstantin'den başlayalım peki. Konstantin kurmuş işte Ayasofya'yı dikmişler oraya tamam güzel. Fakat tarih içinde İsa'dan sonra 400'lere doğru İstanbul Vizigotların işgaline düşmüş. Artık Grek şehri değil. Vizigot şehri. Vizigot şehri olmuş. Peki İstanbul bu Vizigot işgalinden nasıl kurtulmuş derseniz Türkler kurtarmış. Nasıl yani? Kaç İsa'dan sonra? 400'ler. 400'ler. 420, 420 çok eski. Çok yani. Yani Konstantin'den 100 yıl sonra. Şimdi Hunlar Atilla'dan önce Hunlar var. Atilla daha sonra Hunların başına geçiyor. Hı hı. Hunların liderlerinden biri Atilla.
kurucu değil. Bunlar daha önce var. Hı hı. Nerede? Tuna boylarında. Bugünkü işte Macaristan, Romanya topraklarında Hunlar yaşamakta. Hun Türkleri yaşamakta. Hala Hun denir Macarlara. Denir. Hun Türkleri Vizigot işgalinden, yağmasından, yıkımlarından ve katliamlarından kurtarıyor. İstanbul'u. İstanbul'u. Ve eski sahiplerine verirken koşullu veriyor. Bize her yıl şu kadar lira vergi vereceksin diye. Bizans daha kuruluşunun 100. yılında Türklere, Hun Türklerine haraç ödeyen, vergi ödeyen, onlara bağımlı bir devlet haline geliyor. Yani Roma'da diyebiliriz buna, değil mi? Bizans derken. Yani koca Roma. İşte Doğu Roma. Evet. Doğu Roma. Şimdi Batı Roma, Doğu Roma. Şimdi Bizans, yani İstanbul'un diğer bir adı. Evet. Doğu Roma. Şimdi, yani şu bir önce hocam bir saniye. Ben çok önemli bilgiler veriyorsunuz. Dedim, altını çizerek. Bir, diyorsunuz ki bir kere Marmaray kazılarından ortaya çıktı ki Konstantin'in İstanbul'u kurduğu bir safsata. Bu çökmüş ve bitmiş bir bilgidir. Hı. Artık İstanbul'u Konstantin'in kenti, kurmuş olduğu, evet, ya da Konstantinopolis diye anılıyor. Olduğu artık belgelerle tarihi bir gerçek değil. İkincisi de Konstantin'den sonra da çok yakın bir süre sonra, 100 yıl sonra, evet, işgal altına uğruyor. Evet, Vizigotlar. Vizigotlar tarafından yağmalanıyor. Hun Türkleri tarafından kurtarılıyor işgalden. Tamam. Yani İstanbul'da Türk varlığı 1453'te başlamış değil. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. İsa'dan sonra 400'lerde başlıyor. Evet, İsa'dan sonra 400'lerde. Belki daha önce de var. Bilemiyoruz ama yazılı tarih dönemlerine bakıyoruz şu dakika. Şimdi 450 yıllarında bu defa vergi ödenmeyince Hunlar kuşatıyor İstanbul'u. Yani o anlaşılmış olan vergi ödenmeyince. Ve pek çok kez vergi ödemeyi tekrar aman aman buyurun verginizi diyorlar. O zaman gidiyorlar filan. Fakat Atilla döneminde İstanbul tekrar, yani Hunların lideri Atilla olduktan sonra da İstanbul'da büyük bir deprem oluyor. İstanbul surları zaten Türkleri önlemek için yapılmış bir surdur. Bakın çok önemli. İstanbul'un tarihi surları yok mu? Evet. İşte bu surlar Türk akınlarının önünü kesmek kastıyla yapılmıştır. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi olsam, o surların dış tarafına bakan yerine 10 dilde şunu yazarım. İsa'dan sonra 500'lerde surların bu tarafı Türklere, iç tarafı Bizans'a aitti derim. Dolayısıyla ne olmuş olur? Bizans'a ait olan, yani İstanbul surun içi, gerisi ama bugünkü İstanbul Türklerin zaten. Zaten Türklerin bulunduğu bir toprak. Yani Hun Türklerinin yaşadığı bir toprak. Sur dışı. Surun içi zaten şu kadar bir alan. Yani. Peki. Hunlarla İstanbul devleti, Bizans devleti arasında çeşitli anlaşmalar oluyor. İstanbul'dan Bizans elçisi Priscus Atilla'ya gidiyor. Atilla'nın karargahına gidiyor. Bunun tutanak olarak şu an elimizde bu kitap bizim. Yani bu elçinin Atilla'ya gidişi, Atilla'yla görüşmeleri, orada gördüğü her şey, yani Atilla'nın karargahında gördüğü her şey ve sosyal hayat anlatıları vesaire var. Ve çok daha önemlisi, Bizans sınırları içinde Hunlar mevcut. Evet. Yani hem dışında, hem dışında hem içinde. Nasıl şu an Yunanistan bir ülke, fakat Türkiye sınırları içinde Yunanlılar da var. Ve aynı zamanda Yunanistan'ın sınırları içinde Türkler de var ise, Hun devleti ve Bizans devleti de iki ayrı devlet.
Fakat birbirlerinin içinde unsurları var. Tebaaları var. İşte Ayasofya da 550'lerde Justinian döneminde Hun modası egemen. Giyim, kuşam ve saç tıraşında Hun modası egemen. Yani Bizans'ın içinde Türk modası var. Nereden biliyoruz? İşte Prokopius ve Bizans'ın gizli tarihi. Prokopius işte Justinian'ın döneminin vakanüvisti, tarihçisi. O yazıyor. Her yer Hun modası diyor. Bunun kitapları programımıza mahsus getiriyorum ki hiçbir kaynak göstermeden köşe yazıları yazılıyor bu ülkede. Hiçbir kaynak göstermeden televizyon programlarında görüşler serdediyor. Sanki kendisine gökten vahiy gelmiş ya da kendisi araştırıp bulmuş gibi. Biz insanları daha fazla bilgiye ulaştıracak kaynakları da burada analım ki daha doğru bir program yapmış olacağımızı, diğerlerinden daha farklı bir program yapmış oluruz. İşte Bizans'ın gizli tarihi Prokopius'u okursa izleyicilerimiz burada bakın mesela saçlar daima Hun modası denilmiştir. Giysilerinde, saç kesim biçimlerinde Bizans'ta Justinian döneminde 550 yıllarında Hun modası egemendir. Başlıkları, giydikleri gömlekler ve çoğu kez ayakkabıları Hun modası olarak nitelendirilmiştir diyor. Yani yıl 550, Fatih Sultan Mehmet'ten 1000 yıl önce Bizans'ta Türk modası var. Bunu, bu Prokopius'un sözlerinin doğru olduğunu yine Justinian'ın yer aldığı bir mozaikte, Bizans mozaiğinde görüyoruz. İşte burada Hunlar. Hunların giysileri ve saç modelleri aynı. Yani somut. Gösterin hocam, ben de şu an ekrandan görüyorum. Evet, hangi? Bu kalkan önlerinde olan 1, 2, 3, 4 kişi Hun. Bizans sarayında Hunlar. Yani Justinian ortada. Bizans kralı. Evet. Onlar 550'ler. Hun. Hun. Şunlar Hun birlikleri. Hun temsilcileri yani. Evet. Ve saç kesimleri tamamen Hun tarzı olduğunu görüyoruz. Yani Prokopius'un sözlerinin sağlaması olarak bir de belge var elimizde. Şimdi onun bir başka... Onun ne olduğunu soruyorlar hocam. Bu nedir? Ravenna şapelinde Justinian II döneminde bir kilisenin duvar süslemesi bu. Şu an gidip görebilirler, tamam. Ravenna'da. Şimdi aynı şekilde Ayasofya'nın içinde mermerlerinde sert nesneyle kazınmış runik yazılar var. Bakın bu. Ayasofya'da mı bu? Ayasofya'nın içinde şu an gidip görebilirsiniz. Bu runik yazılar. Türkçe mi hocam? Viking yazısı diye uydurulmuş. Halen Ayasofya'nın içinde bu yazıların üstüne bir plaket koymuşlar. Diyorlar ki Viking yazısıdır bu. Bu yazının içinde Haludan sözcüğü okunabilmiştir diyorlar. Şimdi böyle bir şey mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü Bizans'ta hiç Viking kral ve kraliçe olmadı. Fakat Türk oldu. Ne zaman oldu? Bir dakika. Bizans'ta Türk kral ve kraliçe. Kraliçe. Evet. Bizans'ı yöneten. Evet. Dinliyorum hocam. Çok ilginç bir şimdi bilgi. Bakın. Karadeniz'in kuzeyinde Hazarlar var. Ta ki Tuna boylarına kadar. Ta ki Azerbaycan'a kadar. Ta ki Batı Karadeniz'e kadar. Bizans ile Hazarlar arasında hem ticaret var, hem birbirinden kız alıp verme var. Evet. Hem de müttefiklik ilişkisi var. Yani askeri müttefiklik ilişkisi var. İşte o dönemde 705-711 yılları arasında
Hazarlı Türk kadını, Hazar Türk İmparatoru Busur'un kız kardeşi Bizans kralı ile evleniyor ve dolayısıyla tahta kraliçe olarak çıkıyor. Hı hı. Vaftiz olup Theodora adını alıyor. Bizans kraliçesi olarak 705-711 yılları arasında ölene kadar yani Bizans tahtındaydı. Daha sonra 732 yılında Hazar Türk İmparatoru Bihar'ın kızı olan Çiçek, adı da Çiçek zaten, Konstantin V'le, 5. Konstantin'le evleniyor ve Bizans'a büyük ve görkemli bir gelin alayıyla geliyor. Atın üstünde yüzlerce asker, koruması vesaire, büyük bir gelin alayıyla geliyor Bizans'a ve bütün Bizans onun işte İstanbul, bütün İstanbul onun gelişini, törenini hayranlık içinde izliyor ve Hazar Türk kızı Çiçek'in giymiş olduğu kaftana hayran oluyor bütün Bizans kadınları ve o tarihten sonra Bizans'ta çiçek modası başlıyor bu defa. 200 yıl evvel Hun modası vardı. 200 yıl sonra Hazar modası var. Hazar Türk modası var. Ve çiçeğin giyimi Bizans paralarında ve Bizans mozaiklerinde çiçekten önceki kadın giysilere görüyoruz. Çiçekten sonraki kadın giysilerinin tümü çiçek giysi. Çiçeğin aynısı. Kendi kültürüyle. Ve Bizans şeyinde çiçek yon adı veriliyor o modaya. Yani kültür olarak ve etkiliyor. Ve çiçek de Bizans tahtında kraliçe olarak 732 ile 750 yılları arasında kraliçe. 20 yıl neredeyse. Evet. Çiçeğin oğlu Leon, 4. Leon, Hazar tahtına Bizans İstanbul devletinde tahta oturuyor. Ve Hazar Leon adıyla tarihte biliniyor. Ve o da 770-80'e kadar Bizans İmparatoru. Şimdi resmi tarih değil, İslamcı tarih ya da çarpıtılmış fakat yaygın olarak doğru zannedilmiş tarihi bilgilerimize göre 1453'ten önce Bizans'ta ya da İstanbul'da Türk yok. Fatih Sultan Mehmet geldi aldı, ondan sonra Türkler yaşamaya başladı. Böyle bir şey yok. Bütün bu insanlar tek tek insanlar değil. Emirlerinde on binlerce kişilik orduyla geliyorlar o kraliçelerimiz bizim. Onlar Bizans sınırları, yani İstanbul sınırları içerisinde. Onlara Bizans yazınında Türkopol adı veriliyor. Türkopol birlikleri. Yani Bizans ordusunun %40'ını filan Türkler oluşturuyor zaten. Ne zaman? 700'ler, 800'ler, 900'ler. Şu Viking'i soruyorlar hocam. Ayasofya'da hala var. Dolayısıyla Vikinglerin yazmış olma ihtimali yok diyorsunuz. Yazıyla Vikingler yazdı diye plaket koymuşlar. Hayır. Şu anda da hala öyle değil mi? Onu halen soruyorlar. Tabii. Halen orada. O plaketi değiştireceğim ben. Çünkü o yazının bir eşini ben buldum. O yazının bir eşi Kuşan Türk İmparatorluğu'nun bulunduğu Deşti Nevar'da bulunmuş. Evet. Hadi bakalım. Demek ki Viking değil. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki Oğuz Raşit Borucu, yeni bir tarih yazılmak isteniyor. Türk milletine algı operasyonu yapılıyor. Saygılar demiş. Şimdi görüyorum ki gerçekten evet. De biz mesela bunları bilmiyoruz. Biz gidip Viking diye okuyoruz. Ya da ya bunlar niçin 1453'ten sonra İstanbul'da Türk varlığının başladığını veya size kanıtlarıyla gösteriyoruz. Biliyoruz. Genel kanı bu. Yani bir destan yazmıyoruz burada. Evet. Somut, kanıtlı Bizans yazmalarında ve Bizans kroniklerinde, yani belki de merak eden olabilir diye söyleyelim. Bütün bu bilgileri Bizans kaynağı, Bizanslı tarihçi Teofanes'in
kronografyasında bulacaklar. Cilt 1 burada bulacaklar. Şimdi bu anlattıklarımızı. Selçuk, gelelim işte 700'ler, 900'ler geldik. Ahmet İlker Bey demiş ki Yunanlılar değil, ırk olarak Yunan. Düzeltin lütfen. Tamam, hayır, Yunanlar. Teşekkürler. Fazla doğru söylüyor. Yunanlar. Doğru. Yunanlar. Doğru. Evet. Lar konabiliyor ama. Grekler. Video, Grekler ya da öyle diyelim. Tamam. Teşekkür ederiz izleyicimize. Elenler, Grekler, Yunanlar. Şimdi Selçuklu işte 1071 değil mi? Efendim Malazgirt şu bu. İyi ama Bizans Çaka Bey diye bir denizcimiz var. Bu da Selçuklu. Soyacak Selçuklu. Çaka Bey İzmir'de bir donanma yapar ve 1070'lere doğru İstanbul'u ele geçirmeye kalkar. Kayınpederi Kılıç Aslan yanılmıyorsam, Bizans İmparatoru rica eder Kılıç Aslan'dan, ya senin damat geliyor İstanbul'u ele geçirmeye, büyük bir donanma yapmış. Kılıç Aslan işte, yanlış hatırlamıyorsam Kılıç Aslan, damadı Çaka Bey'i davet eder, zehirlerler, öldürürler de İstanbul böyle kurtulur. Evet. Selçuklu döneminde Bizans, yani İstanbul-Selçuklu ilişkilerinden söz ediyoruz. Selçuklu pek çok şehzade İstanbul'da eğitim görmüştür. Pek çok Bizans şehzadesi de Selçuklulara karşılıklı olarak eğitim görmüştür. Selçuklularla Bizans'ın arasında hem savaş, çekişme hem de diplomatik ilişkiler vardır. Şimdi dahası Cevheri var 1100 yıllarında, sözlükçü bu Cevheri, fakat aynı zamanda bu Selçuklu Sultanı bir ay Bizans'a geldiğinde o bilgini Cevheri'yi de yanında getirir. Fakat Cevheri aynı zamanda paraşüt yapmıştır. Ve İstanbul'da gösteri yapacaktır. Evet. Nereden atlayacak hocam? Uçak evet, yok. İstanbul yere... kanatlarımın altında. O Hazerifen Ahmet Çelebi'den 300 yıl öncesinden söz ediyoruz. Paraşütle. Evet, yani yine kanat takmış. Evet, bu da Bizans el yazmalarında var. Fakat düşüp ölüyor. Ama buradan şunu söylemek istiyorum. Bizans'ta Türkler gösteri yapmakta. 1100'lerden söz ediyoruz. Fatih Sultan Mehmet'ten 300-400 yıl öncesinden söz ediyoruz. Bunlar önemli şeyler. Şimdi geliyoruz işte Fatih Sultan Mehmet'e. Gelmeyin hocam, gelmeyin. Bir kısa ara verelim, öyle gelin. Çünkü o konu artık uzayacak. Yani uzun bir noktaya az kaldı. Peki, bir ara verelim. Peki aradan ara verelim. Sonra. Çünkü ara zamanımız geldi. Değerli izleyicilerimizin de peki. Çok sayıda sorusu var. Peki onları da ileteceğimi, soruları tek tek sormaya çalışacağımı ifade ederek kısa bir ara için değerli izleyicilerimizden izin rica ediyorum. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağız. Fatih Sultan Mehmet Han'da kaldık. Cengiz Özakıncı ile tarihin bilinmeyen yüzünde değerli izleyiciler, ikinci bölümle yeniden karşınızdayız. Televizyonlarını ya da Kanal B'yi yeni açan izleyicilerimiz için kısaca konumuzu özetlememiz gerekirse, malum 6 Ekim İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 93. yıl dönümüydü. 1923'te Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilen ama Vahdettin tarafından düşmana verilen İstanbul, Atatürk tarafından kurtarılmıştı. İstanbul'u konuşuyoruz. İlk bölümde daha çok İstanbul'un tarih boyunca hangi işgallere uğradığını ve İstanbul'daki Türk varlığına ilişkin Sayın Özakıncı'nın belgeleriyle bilgilerini paylaştık değerli Kanal B izleyicileriyle. İkinci bölümde de bu minvalde devam edeceğiz ama önce birkaç soru var hocam.
Size sormam gereken, değerli izleyicilerimizden gelen boynumun borcudur. Bunlara da kısaca cevap verirseniz çok sevinirim. Yusuf Bey demiş ki, Yusuf Akçura, Viking yazısı denilen yazı kime aitti? Sorar Türklere. Mısınız? Evet. Yani bir isim ama Türklere ait bir yazıydı. Evet, evet. Tamam. Bir diğer izleyicimiz Nilüfer Akak'tan hanım. Kırım Türkleri Musevi miydi hocam? Ondan mı Türk sayılmıyorlar diye sormuş. Hazar Türkleri. Yani evet. Hazar İmparatorluğu işte 600'lerden efendim işte 1000'lere kadar 958'e kadar Karadeniz'in kuzeyinde onlar Museviliği benimsedi yönetim kadrosu ve halkın büyük bir bölümü de Museviliği benimsedi. Evet. Ve Türktüler. Türktüler ama işte Museviliği benimseyince İslamcı tarih anlayışı onları birazcık üvey evlat muamelesi yapıp. Bu niye önemli? Yani Bizans'ı yönetenlerden Hazar Türkleri yani işte gelin göndermişler filan. 300 yıl Karadeniz'in kuzeyinde hüküm sürmüş Hazar İmparatorluğu tarihten bize öğretilen tarihten kim çıkarttı acaba? Musevi olmuşlar. Niye Musevi olmuş olabilirler? Türklerin bir kısmı Budist'ti, Uygurlar Budist'ti. Şaman bizim kökenimiz yani ondan mı çıkarttı? Şamandı. Evet. Yani Türklerin tarihi İslamiyet'le başlamıyor ki. Arapların tarihi bile İslamiyet'le başlamıyor. Yani neyse. Akın evet. Aktaş'ın bir şunu belki vurgulamakta fayda var. Bu soruların her biri birer konu. Kuşkusuz. Kuşkusuz. Benim derin Yahudi başlıklı kitabım vardır. Hazar Türklerinin aşağı yukarı bilinmeyen tarihini orada anlattık. Museviliği nasıl benimsediklerini. Dünyadaki o konuya girersek çıkamayız. Konumuz, şöyle yapalım. Hayır, konumuz değişir. Ama şu ileride bu konuyu bir programla işleyelim. Teşekkür ederiz. Şimdi Akın Aktaş'ın bir sorusu var ama Fatih Sultan Mehmet'le ilgili. Şimdi oraya gelmeden galiba evet. İlk bölümde Fatih Sultan Mehmet'e gelmiştik. Amma ve lakin birkaç galiba ekleme daha yapacaksınız. Şöyle 1071'de o soruyu soracağım. Malazgirt Bizans ordusuyla Selçuklu ordusu Alp Aslan'ın komutasında karşı karşıya geldiler. Çok güzel. Alparslan'ın ordusundaki asker sayısı Bizans ordusunda, Roman Diyojen komutasındaki Bizans ordusundaki asker sayısından azdı. Evet. Ve hatta işte kefen giyildi filan. Gece Bizans ordusunda %30'a yakın Türk var. Hristiyan olmuş Türk, vaftiz olmuş Türk asker var. Bizans ordusunda. Bunlara Bizans'ta Türkopol adı veriliyor. İşte bunlar karşıdaki ordunun Türkçe konuştuğunu duyunca karşıdaki ordu bizim soydaşımız deyip o ertesi gün meydan muharebesi olacak iken gece saf değiştiriyor. Olduğu gibi Alparslan'ın ordusuna geçiyorlar. Ve Alparslan'ın ordusu Roman Diyojen komutasındaki Bizans ordusunu yeniyor. Ve bu tarihte çok önemli bir şey. İşte Bizans-Türk ilişkileri de kırılma noktalarından biri de budur. Yani Bizans'ın ordusu ve halkı Salt Greklerden, Salt Elenlerden oluşmuyor. Çok büyük miktarda İstanbul'da Türk var. Hem de ta işte 500'lerden, 600-700'ler, 800'lerden hatta Türk kral, kraliçe var. Evet. Bu Bizans 1204 yılında Latinlerin işgaline uğruyor. Yani Avrupa'daki Hristiyanların işgaline uğruyor. Bizans Ortodoks mezhebi, Latinler Katolik mezhebi. İşte Katolik Ortodoks Savaşı'nda Latinler 1204 yılında İstanbul'u işgal ediyorlar. Bu işgali ben İslam'da Bilimin Yükselişi ve Çöküşü kitabımda özel bölüm ayırdım. Neden? 1204 yılında Latinler işgal ettiğinde taş üstünde taş bırakmıyorlar.
yağma, katliam, kitapların yağmalanması, heykellerin kırılması, azizlerinin yani din büyüklerinin mezarlarının açıp kemiklerinin parçalanması gibi vahşetle karşılaşılıyor. Hristiyan'a yapıyor. Hristiyan'a bunu yapıyor ve İstanbul'dan aldıkları pek çok değerli mücevher olsun, altın olsun, hatta şu an İtalya'da bulunan Bizans'tan, İstanbul'dan götürülmüş 4 tane büyük at heykeli vardır. Tunç'tan yapılma. Bunlar hep yağmalanmıştır. 50 yıl kalmışlardır Katolikler, Latinler, Avrupalılar İstanbul'un içinde ve İstanbul'u mahvetmişlerdir. İstanbul'un yeniden Bizans'ın eski sahiplerinin eline geçmesi yine Selçuklu Türklerin katkılarıyla olmuştur. Yatıp kalkıp dua etsinler. Ayakta tutan hep Türkler oldu. Şimdi geldik Fatih. Fatih Sultan Mehmet'e geldik. Şimdi birkaç hemen soru ve görüş var değerli izleyicilerimizden. Onları da okuyayım. Sayın İbrahim Birben demiş ki Bizans Türkiye'nin kralı Geza'ya bir taç gönderiyor. Türk kavramının ilk kullanıldığı yıllar. Bu taç Budapeşte'de de ulusal müzede. Maalesef bir de böyle bir durum var değil mi hocam? Yani bize... Bu konuyu ben bütün dünya dergisinde yazdım. Tacın fotoğrafını da koyduk. 2010 yılında bütün dünya dergisinde benim bir makaleme konu oldu bu. Hı hı. Ayrıntılarıyla da yeni çıkacak kitabımda, Türksüz Dünya Düşleri adlı kitabımda ayrıntılarıyla bu yazılacak. Yusuf Akçura Bey ne zaman çıktığını soruyor kitabım. Madem yeri geldi söyleyeyim. Çalışıyoruz. Hayır. Bizden fırsat kalırsa. Hayır. Özel bir deyimimiz var ya. Eli kulağında. Peki. Erhan Sandıkçı Bey. Evet. Runik yazının Türklere ait olmadığı, Türk alfabesi olmadığı pek çok millet tarafından kullanıldığı söyleniyor. Doğrusu nedir hocam demiş. Runik yazı... Herkes kullanıyordu. Biz şimdi, bize mi atfediyoruz? Hayır. Runik yazı aralarında Türklerin de bulunduğu pek çok Doğu Avrupa, Kuzey Avrupa, Yemen ve Anadolu'da kullanılan bir yazı. Hı hı. Fakat bunun kim üretmiş bu yazıyı? Evet, soru bu. Dendiği zaman Göktürk, Orhun yazıtlarında gördüğümüz yazı, çizgeler, damgalar, Türkçe sözlerinle örtüşen nesneleri bize gösteriyor. Örneğin ok işareti ok biçimindedir. Ok diye okunan ses, ok sesini veren işaret ok biçimindeyse, Yani bildiğimiz ok, ev diye okunan sözcük ev biçimindeyse, dağ diye okunan sözcük dağ biçimindeyse o alfabe Türk yaratımıdır. Bu kadar tesadüf olamaz tabii. İşte. Yani onu da dil ve din kitabımızda yazdık. Peki bunu doğru düzgün biz anlatamıyor muyuz? Siz tabii ki. Yeşim taşı İngiltere'de ve Kuzey Fransa'da kazılarda bulunuyor. Yeşim taşından aletler. Fakat yeşim taşı Avrupa topraklarında yok. İsa'dan önce 8000'lere tarihlenen yeşim taşı sadece Türklerin yaşadığı bölgede çıkıyor. Yazının nasıl dağıldığını, yani yeşim taşı nereden çıkıp nereye dağılmışsa yazı da oradan çıkıp oraya dağılmış olabilir diyoruz. Ve bu da ayrı bir program konusu. Türk Tarih Kurumu'na duyurulur. Bu hayır, önemli bunu bir da, soruydu. Bunu da işleyeceğiz. Peki. Bunu neden önemli? Yani bu eğer bizim ürettiğimiz bir alfabe ise ve dünyaya mal olmuşsa, insanlar 3-5 tane taşın üst üste durduğu bir yeri İngiltere'de, dünyanın en büyük tarihi kalıntısı diyerek turizm olarak pazarlayabiliyorken biz böyle bir şeyi sahip çıkamamamız gerçekten utandırıcı. Yani bizim koskoca bir Türk Tarih Kurumumuz var ve bunu anlatması lazım dünyaya. Soruya geçelim. Runik yazının menşei denilen kaynağının Asya olduğu
Batılı yazı bilimciler tarafından teslim edilmiştir. Şimdi evet. Hocam bunu sonra detaylandıralım. Evet. Soruya geçeyim. Akın Aktaş Bey, iyi akşamlar demiş, İstanbul'dan yazıyor. Fatih Sultan Mehmet, ki ona geçiyoruz. Evet. İstanbul'u fethederken içeriden destek gördü mü? Yani ordunun %40'ı Türk ise ona göre düşünerek öyle bir sonuç çıkarabiliriz vurguluyor. Şimdi daha da ilginci. Şehzade Orhan Bizans'ın içinde, yani Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u kuşattığında Fatih Sultan Mehmet'in ordusunda Hristiyan sipahiler ve Hristiyan askerler de vardı. Bunları Halil İnalcık Fatih dönemiyle ilgili Osmanlı yazılı belgelerinde buldu, çıkardı bunları. Evet. Kaç adetler nereden gelmiş, Fatih'in ordusunda nasıl yer almış, bütün bunlar açık. Aynı şekilde Bizans ordusunda da ya İstanbul surları içinde kuşatılmış durumda olan, Fatih Sultan Mehmet tarafından kuşatılmış durumda bulunan Bizans'ın içinde de yine az önce söylediğimiz gibi Türkopol adı verilen, vaftiz olmuş Türklerden oluşan askerler var. Sadece Grekler yok. Daha da ilginci, kuşatmadan yıllar önce Bizans'a kaçan, kaçmış Şehzade Orhan kardeşi, kardeş Sultan Mehmet Han'ın. Evet. O da kendisinin bir birliğiyle Bizans'ı, yani İstanbul'u Fatih'e karşı savunuyor. Savaşıyor Fatih'in savaşıyor tabii canım. Tabii. Yani, Şehzade Orhan. Evet. Sonuçta kuşatmanın sonunda Bizans düşüyor. Giriyor Fatih Sultan Mehmet'in ordusu surları yararak içeriye. 3 gün boyunca yağma kuralıdır. Bize özgü değil, bütün insanlığa özgü bir kural. Fakat direnen tek birlik, Bizans birliği, Şehzade Orhan komutasındaki Türklerden oluşan saray burnunda direnmekteler. Türkler Türklere direniyorlar. Yani evet, daha doğrusu tek dirençli kalan yine Türkler. Evet, yani İstanbul'un fethinden bir hafta kadar sonra düşüyor Şehzade Orhan. Kılıç sallıyorlar birbirlerine daha bir hafta. Sarayburnu denilen yerde. Ve sonuçta Şehzade Orhan mağlup olacağını, yenileceğini, direnmenin anlamsız olduğunu anlayınca ne yapıyor biliyor musunuz? Kendisini Sarayburnu'ndan atıp intihar ediyor. Öyle de geçmiyor. Hani bugün artık bizim dilimizde git kendini Sarayburnu'ndan at sözü o mu? Belki de kökeni o olabilir. Araştırmak lazım. Sen çok git ilginç. Kendini Sarayburnu'ndan at. Soruya gelecek olursak içeriden destek değil, tam tabii, tersi köstek mi görmüş oluyor Fatih Sultan Mehmet? Evet, böyle yani bir şey. Destek yok içeride. Yok hayır. Peki. Ama şu burada kitabımda da yazdım. İçeride direnmenin anlamsızlığı, yani Bizanslı tarihçi Dukas, olayların tanığı olan Dukas'ın yazdığına göre Grand Duke Notaras şöyle demiş. Ayasofya'da bir kardinal, yani Katolik Hristiyan şapkası görmektense bir Türk Müslüman sarığı, hı hı, görmeyi yeğlerim demiş. Bu da önemli bir tarihsel sözdür. 1204-1250 arası Katolik işgalinden o kadar yakası yıkmışlar ki Fatih Sultan Mehmet Bizans'ı kuşattığında gidelim Latinlerden yardım isteyelim diyenlere karşı verilen cevap bu. Aman onlar gelmesin. Yani biz Türkler kalsın daha Türkler iyi. Türkler gelsin daha iyi denmiş. Peki. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi çağ açan, çağ kapayan büyük bir olay. Neden çağ açmış da neden çağ kapamış derseniz,
Batılı tarihçinin Batı merkezli uydurduğuna göre güya Fatih Sultan Mehmet işte Bizans'ı ele geçirince Bizans'taki bilginler kitaplarını da alıp Batı'ya kaçmışlar. Batı böylece Rönesans ve Reform olmuş. Yani bir musibetten onlara göre. Hı hı. Fatih'in İstanbul'u alması onlara göre bir felaket ya. Bu felaketten bir hayır doğmuş. Hı hı. O hayır da o işgalden kaçan Bizanslı bilginler, İstanbul'dan kaçan Bizanslı bilginler yanlarında el yazması kitapları da alıp kaçırmışlar hep Batı'ya. Batı'da da bunlar okuyup deyip aydınlanmışlar. Bu uydurma bir, Batı merkezli uydurma bir bilgidir. Çünkü Bizans'taki el yazmalarının Batı'ya, Roma'ya, Vatikan'a geçme tarihi Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden aşağı yukarı bir 60-70 yıl önce. İkincisi, giden el yazmalarının tamamı bugün Vatikan kütüphanesinde. Bu Vatikan kütüphanesinde Bizans'tan gitme el yazmaları okunduğu zaman onların Rönesans'ı ve Reform'u doğuracak nitelikte el yazmaları olmadığı da net, somut, sabit. Bizans'ın Fatih Sultan Mehmet'in tarafından, Türkler tarafından fethi, tabii daha önce de Araplar da kuşatmış bu arada, onu da unutmayalım. Yani 700 yıllarda bir de Arap kuşatması var İstanbul'a, onu atladık. Ama hangi birini anlatacaksın? Her biri bir olay, her biri bir olgu. Ayrıntılarıyla işlenmeye kalktığı zaman toparlayamayız bu programı. Fatih'in İstanbul'u fethi Batı'da sadece Türkler Roma'ya da gelebilir. Yani duygusu ve korkusu uyandırmış. Zaten var olan Türk korkusunu katlamıştır. Yani çünkü Bizans set oluşturuyordu Avrupa'ya. Bizans'ı aldı, artık Avrupa yolları açık ona anlamında bir korkudur. Rönesans ve Reform'u, Batı Rönesans ve Reform'u, o çok övündüğü Rönesans ve Reform'unu Türk korkusuna borçludur. Bizans el yazmalarına değil, Türk korkusuna borçludur. Türk'ün gelmesini nasıl önleriz? Din birliği yapalım diyorlar. Din birliği sökmüyor. Din birliğinin sökmediğini anlayınca ırk birliği yapalım diyorlar. Bir izleyicimiz demiş ki bugünkü Türkiye'ye karşı özellikle Avrupa Birliği'nin ülkelerinin, kimi ülkelerinin, özetleyeyim ben uzun bir değil, düşmanca tutumunun arka planında bu mu var acaba demiş. Yani işte bu tarih mi var? Batı'nın son bin yıllık tarihi diyebilirim ki 1500 yıllık tarihi Türkofobi Elenomani. Elen tutkusu ve sevgisi ve Türk korkusu. Ve Türk korkusu ve nefreti üzerine şekillenir. Bu da ayrı bir program konusu yine. Peki o değişmiş olamaz mı? Yani artık dünya başka bir noktada. Değiştirmek gerekir. Yani çabalıyoruz. O kuşkusuz da. Yani çabalar Avrupa nezdinde değişmiş olamaz mı bu şey? Algı. Yumuşamış olabilir. Fakat tamamen ortadan kalktığını söyleyemeyiz. Tam tersine dönem dönem kabaran bir nefret dalgasıyla karşılaşıyoruz. Türk nefretinin kabardığını görüyoruz. Daha önceki programlarımızdan birinde Türklerin Kızılderililer gibi soyunun kırılması gerektiği lafları şunun şurasında 100 yıl önce edildi. Gökhan Bey, programı keyifle izliyoruz, devamını diliyoruz demiş. Buna ilişkin çok sayıda mail var. Biz zaten her cumartesi saat 21.30'da buradayız değerli izleyiciler. Değerli hocam katkı sunacak Kanal B ekranlarından
bilinmeyenleri belgeleriyle ortaya koymayı sürdüreceğiz. Nefesimizin yettiği ölçüde. Hocam çok sayıda soru var ama sizin de intizamınızı bozmak istemiyorum. Bir yani, üç nokta daha var, onu da söyleyeyim. Yani son işgale gelene kadar. Çünkü 1918 ana konuya dönelim biraz. İşgaline gelene kadar. Yıl 1768. Rus ordusu Baltık'tan, dikkat, Baltık Denizi'nden Danimarka'yı, İskandinavya'yı geçiyor. Baltık Denizi'nin İngiltere sahillerinde İngiliz ordusu, İngiliz donanması ile birleşerek Cebeli Tarık'tan geçiyor. İtalya'dan geliyor. Mora'yı bir güzel bombalıyorlar. Oradaki Yunanlıları alıp Osmanlı'ya isyan ettirip İstanbul'u almaya geliyorlar. İzmir açıklarına geliyorlar. Çeşme'yi bir bombardıman ediyorlar. Ondan sonra Çanakkale'yi geçecekler. İstanbul'u ele geçirecekler. Ya Karadeniz'den gelmiyor. Dikkatinizi çekerim. Ta Baltık Denizi'nden Rus donanması yola çıkıyor. Bunun istihbaratı İstanbul'a geldiğinde gülüyorlar. Hiç olur mu öyle şey? Ruslar İstanbul'u işgal edecekse, olsa olsa Karadeniz'den gelirler boğazlara. Ne demeye böyle tutsun kulağını da. İngiltere, Kuzey İspanya'yı, Cebeli Tarık'ı, Akdeniz'i aşacak, gelecek de, Çanakkale'yi de geçecek de beni işgal edecek. Ama bu maalesef Çanakkale açıklarına kadar geliyorlar. Ve orada daha sonra Cezayirli Hasan Paşa adıyla ünlenecek olan komutanımız onları bir güzel dövüyor. Ve gitmek zorunda kalıyorlar. İstanbul'a yöneltilmiş bir ilginç bir anı olarak değinip geçelim diyorum. Bunun dışında 1798'de Napolyon Mısır seferine çıkıyor. Çok güzel. Osmanlı ordusu Napolyon'un Mısır seferini doğru dürüst haber bile alamıyor. Yani Osmanlı'nın Fransa'daki elçisi onu haber vermiyor. Çok ilginç. Neden? Çünkü Napolyon'un ordusunun Malta'ya gittiğini falan haber veriyor. Padişah Selim de onun raporunu yanına, ulan ne eşek adammış diye not düşüyor. Yani halbuki Osmanlı'nın elinde bulunan Mısır'ı işgale gidiyor. İngilizler, Hindistan, İngiltere'nin sömürgesi olduğundan, Napolyon'un Mısır işgali, İngiltere'nin yolu üzerine oturmak, Fransa'nın oturması ve Hindistan'ı İngiliz'in elinden almasına bir adım mesafe oluştuğundan, bizim Osmanlı Sarayı'nın önemsemediği bu girişimi İngilizler çok fena önemsiyorlar. Aa, bizim Hindistan'a yaklaşıyor diye. Amiral Nelson komutasındaki İngiliz donanması Napolyon'un gemilerini yakıyor Mısır açıklarında. Ondan sonra da paralarını alacaklar. 1802-1808 arası İstanbul'a geliyor İngiliz donanması. Amiral Nelson komutasında. Amiral Nelson'un çok büyük heykeli vardır İngiltere'de. Devasa, çok büyütürler tarihlerinde. Toplarını İngiliz donanması İstanbul'a çeviriyor, işte Sarayburnu açıklarından, Kız Kulesi açıklarından. Bu manzarayla karşılaşınca halk ayaklanıyor ve ateş etmeye başlıyorlar donanmaya. Donanma kaçıp gidiyor. İstanbul'un bir de böyle bir ele geçirilme. Yani Amiral Nelson baya baya İstanbul'u ele geçireceğini düşünüyor yani. Ondan sonra Mehmet Ali Paşa, Mısır isyanı, Anadolu'yu kat edip geliyor. İşte Rusların yardımıyla İstanbul'u ele geçiremiyor yani Mehmet Ali Paşa. Çok yani bak şey, hep İstanbul'u ele geçirmek. Bir şey var yani, böyle İstanbul tarih boyunca hep, evet, bir cazibe merkezi. 1853 Kırım Savaşı sırasında Osmanlı'nın müttefikleri Fransa ve İngiltere, Rusya'da karşı tarafta düşman. Fakat bu Kırım Savaşı boyunca İngiliz-Fransız askerleri İstanbul'da
Üsküdar'da, Maslak'ta, şurada burada karargahlar kurmuşlar. İstanbul ilk defa gayrimüslim ülke, Fransız ve İngiliz askerlerinin kalabalık olduğu bir şehir haline geliyor. Halk yakınmaya başlıyor. Bu ne bu? Hani Rusya ile savaşıyoruz da sanki İngilizler, Fransızlar dost güya ama işgali altındayız gibi. Üsküdar'a giderken olarak bugün dinlediğimiz müzik parçası o dönemde İngilizlerin gayda ile çaldıkları bir marş. Oradan sonradan söz geliyor. Tamam, bir ara vereceğiz hocam. Ara vereceğiz. Son bölümde, son bölüme saklayın. Artık peki, şeye gelelim. Son bölümde de özellikle hem sorular çok. Tamam. Zaten evet oraya geliyoruz. Gelelim. İşgal. Evet. Yani şu bir cümleyle özetleyip araya gitmek gerekirse şunu çok net anlıyoruz ki tarih boyunca İstanbul'u hep dünyanın en fazla istenen. Dolayısıyla son tahlilde öyle denilebilir. Evet. Artık hedeflerine ulaşmış bir emperyal güç olan İngiltere, Fransa, Mondros Ateşkes Antlaşması'yla İstanbul'u artık o tarih boyunca istedikleri İstanbul'u kontrol altına alıyorlar. Vahdettin bir anlamıyla İstanbul'un anahtarını teslim ediyor. Evet. Fakat biri çıkıyor diyor ki geldikleri gibi giderler. Tarihte olur gibi. Ve gidiyorlar. Evet. Bir kısa ara değerli izleyiciler, aranın ardından çok sayıda soru var. Hem sorularınızı sormaya hem de kurtuluşu konuşmaya çalışacağız ama kısa bir ara rica ediyoruz. Değerli izleyiciler, yazar Cengiz Özakıncı ile Tarihin Bilinmeyen Yüzünde artık bu programın son bölümündeyiz. Öncelikle teşekkür ederiz. Çok sayıda soru ve görüş var. Özellikle Twitter'da, sosyal medyada. Aslında programın sonuna doğru hepsini bir şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Ama olmazsa bir dahaki hafta programın başında cevap veremediğimiz bir soru olursa buna cevap vermeyi bir görev adettiğimizi bilmenizi istiyoruz. Şunu konuşuyoruz. 2 gün evvel yani 6 Ekim'de İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 93. yıl dönümüydü. Bilmiyorum Türkiye ne kadar fark etti. Biz değerli Kanal B izleyicilerinin çok iyi bildiğini biliyoruz. Ve oradan yola çıkarak değerli hocam bize İstanbul'la ilgili İstanbul'un işgalleri ve tarih içerisindeki sürece ilişkin çok önemli bilgiler verdi. Fatih Sultan Mehmet'in fethine ilişkin de önemli bilgileri sundunuz. Gelen sorulardan da bunu anlıyoruz. Şimdi son bölümde artık işgal, Mondros Ateşkes Antlaşması, İngiliz, Fransız, Yunan donanması, İtalyan donanmasının boğaza gelmesi ve bir büyük adamın çıkıp bu manzaraya bakarak geldikleri gibi giderler demesi ve onların yüzyıllardır hayalini kurduğu İstanbul'dan gitmesi. Evet. Konu bu. Buna ilişkin Gökhan Bey'in bir sorusu var. Diyor ki şöyle bir ibare var. Hep şunu söylerler, İngilizler zaten gidecekti. Yani şunu söylerler dedikleri Cumhuriyet'te cephe almış kesimden bahsediyor. İngilizler zaten gideceklerdi, tek kurşun atmadan çekti gittiler. Görmüyor musunuz? Söylemi var. Ne der hocam buna diyor. Şimdi Bilge Kris'in İşgal Altında İstanbul kitabı var. Programlarımızda kitap da tanıtacağız konularımızla ilgili. Bilge Kris'in İşgal Altında İstanbul adlı kitabında İngiliz İstanbul'da İngilizlere yönelik suikastlerin olduğu ve bu suikastlerin her İngiliz askerinin kafasına iki el kurşunla gerçekleştirildiği ve bu gerçekleştirilen eylemlerin aynı elden çıkmış olduğunun sabit olduğu ve bunun da Kuvayi Milliyeci'nin İstanbul'da kurmuş olduğu örgütün olduğu İngiliz gizli raporlarında bellidir. Bu ve bu gibi pek çok örnek var elimizde. Şimdi İstanbul en son 1918 işgalinden önce bir önceki işgal 1877 yılında Ruslar tarafından Abdülhamit dönemindedir.
1876-77-78 Osmanlı-Rus savaşında Ruslar galip gelirler. Şu an Yeşilköy Havaalanı'nın bulunduğu yere kadar Rus orduları işgal eder ve oraya bir anıt dikerler. Türkiye'nin Siyasi İntiharı kitabımızda anıtın fotoğrafını koyduk. Evet. Gösterelim. Rusların işgal anıtı bu. Bu ne? Sarayburnu burası? Hayır. Yeşilköy. Yeşilköy. Yeşilköy Havaalanı'nın bulunduğu topraklarda bu anıt mevcut idi. Adamlar oraya kadar gelip işgallerini yer ve oraya da bu anıtı dikiyorlar. Bayağı da süre kalıyorlar demek ki orada. Bu bayağı büyük bir kilise bu. Evet. Şimdi bu Abdülhamit'in 33 yıllık iktidarı boyunca bu anıt orada kalıyor. İttihatçılar Abdülhamit'i devirdikten sonra İttihatçılar yıkıyor bu arada. Abdülhamit niye yıkmıyor? Abdülhamit yıkmıyor, dokunamıyor. Şimdi çok kahraman ya ondan. Hocam Abdülhamit'le ilgili çok sayı var. Onu da lütfen özür dilerim. Tabii, yeri geldiğinde Abdülhamit dönemini de konuşacağım. Konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Evet. Şimdi 1913'te de Balkan Savaşı'nda Bulgar ordusu bu defa Çatalca'ya kadar geliyor. Rusların amacı İstanbul'u ele geçirmekti. Onu yapamadılar 1877'de. Niye? İngiltere karşı, yok ben ona karşıyım dedi de onun için. Yine Çatalca'ya kadar geldiler Bulgarlar 1913'te. 1914'te Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde İngiliz, Fransız ordusu, donanması Çanakkale açıklarına geldi. 18 Mart'ta eğer biz onları yenip püskürtmüş olmasaydık o İngiliz, Fransız donanmasının amacı neydi? İstanbul'u işgal etmek idi. Demek ki 18 Mart 1915 tarihinde ki Çanakkale deniz zaferimiz İstanbul'u işgalden kurtardı. Çanakkale Kara Savaşları başladı, değil mi? 25 Nisan 1915'te yapılan Gelibolu'dan yapılan çıkartmayla. O çıkartmanın amacı neydi yine? Bu defa karadan gidip İstanbul'u işgal etmekti. Kim mani oldu bu işgale? Mustafa Kemal. Anafartalar bir. Ve bütün yazışmalarda İstanbul'un kurtulduğu o Anafartalar zaferiyle, Çanakkale zaferiyle yazılmıştır. İstanbul'un kurtuluşu ona bağlanmıştır. Gelelim, savaş oldu, bitti. 1918'de yenildik. Bir silah bırakışması imzalandı. Rauf Bey vesaire işte mütareke, değil mi? Mondros mütarekesi imzalandı. Bu bırakışma Mondros mütarekesi imzalandıktan sonra takırt diye işgaller başladı. Atatürk'ün gayri resmi işgal şeye aykırı. Atatürk'ün 1918'de İstanbul'a geldiği gün o işgal etmiş gemileri gördü. Yani Boğaz'daki düşman gemilerini gördü ve işgali gördü yani. Geldikleri gibi giderler sözünü orada söyledi. Salih Bozuğa. Evet, orada. Ağlayarak paşam evet. Görmüyor musunuz demiş. Evet, orada. Ama hocam şöyle bir şey var. Kimse o manzaraya bakıp da geldikleri gibi giderler kolay kolay diyemez. Yani dedi bütün ama. Dünya yedi düver orada dedi, ve en güçlü donanması. Ve hemen dedi ve yaptı üstelik. Minber gazetesine ortak oldu ve o gazetenin nüshalarını Erol Kaya beyefendi bir kitap haline getirdi. Atatürk'ün ortak olduğu gazetede işgal yıllarında neler var hepsi bugünkü yazımıza çevrilmiş durumda okuyabilirler. Burada da Atatürk yazmış mı o gazetede? Tabii. Ortak olmuş. Tabii. Onunla söyleşiler var. Atatürk'le söyleşiler var. Hızlı gidelim. Bu gazetenin bütün nüshalarından pıtık pıtık 30 Ekim Mondros mütarekesinden hemen sonra takır takır işgallerin başladığı 16 Mart 1920 resmen işgal. Ama mütareke imzalanır imzalanmaz işgaller başlıyor. İşgal olayı başlıyor. Şimdi bu işgalle karşılaşınca İstanbul halkı
işgali protesto babında bir slogan yayılıyor. Bu da geçer yahu. Evet. Şimdi bu da geçer yahu'yu bütün dünya dergisinde bakayım hangi sayı yıllar önce yazdık. İşgal altında İstanbul'da Atatürk'ün yaptığı etkinlikler neydi, şudur budur. Fakat burada bu da geçer yahu şu. Hasan Kemal Durgut Bey de okumuş galiba, onu bu. Soruyordu size. Tam üzerine bu. Geldi. Evet. Bu. Bu yazı. Ben onu göstereyim hocam sana. Buyurun zaten. Buyurun. Bu önemli çünkü. Bu yazı tabii. Sizin şimdi bu yazı, yazınıza konu yazı. Süleyman Sami Berkem İngilizleri işgal ettikten sonra bazı yurtseverlerimizi idam ediyorlar. Bunlar unutturulmuş şeyler. Süleyman Sami Berkem de idama mahkum ediliyor. Ve idam edilenlerin alındığı koğuşa, hücreye alınıyor ve orada 4 gün geçiriyor. Kendi infazını beklerken. Öldüm öleceğim. Duvarda gördüğü yazı daha önce idam edilen Hayran adlı yurtseverimizin bıraktığı, ölmeden önce bıraktığı son yazı. Duvarda bu da geçer yahu. Bu İngilizlerin idam ettikleri bir yurtseverin idama gitmeden önce hücresine yazdığı bir yazıdır bu. Ve bu da geçer yahu İstanbul halkının işgali protesto sloganı oluyor. Teknelerin bordosuna, kıraathanelerin camlarına, aklınıza gelen her yere bu da geçer yahu yazılıyor. Ve bu en pasif, halkın en pasif direniş biçimi oluyor. Ve malum işte yazdık, Atatürk'ün İstanbul'da Samsun'a gitmeden önceki etkinlikleri hep bu yazıda yazılıdır. Fakat vaktimiz çok azaldı. Bir kitap daha. Kurtuluş Savaşımızda İstanbul adlı kitap. Genelkurmay Başkanlığı, İstanbul'daki istihbarat örgütümüz, yani Ankara'nın İstanbul'daki istihbarat kolunun komutanı olan emekli General Kemal Koçer'e 1946 yılında komutanım İstanbul'daki faaliyetlerinizi kitaplaştırınız, bildiriniz, rapor ediniz demiştir. Ve Kemal Koçer de bunu, o Genelkurmay'ın yazısı bu ve ona cevap verilen kitap bu. Her yurtseverin okuması gereken bir kitap. Kemal Koçer, emekli general, Kurtuluş Savaşlarımızda İstanbul. İşgal senelerinde Mimim grubunun gizli faaliyeti bu kitabın adı. Hocam bunu okumak lazım. Ben göstereyim bunu çünkü evet. Biraz evet. Şey tutarak. Şimdi burada şu bir soru var. Resmi tarih bunlar diyorlar. Öyle desinler. Trol mü? Neyin resmi tarih, neyin gayri resmi olduğunu biz biliyoruz. Burada İngiliz belgelerinde İstanbul'un işgalindeki raporlar var. Fransız istihbaratın raporu. Onlar da mı resmi tarihmiş? Onlar kimin resmi tarihi o zaman? Şimdi bu da geçer yahu Latin yazısına çevirmiş sanatçı. Nereden çevirirseniz bu da geçer yahu diye okunuyor. Verin hocam. Bu da böyle bir şey. O sanatçımızı da kutlayalım. Şimdi onları da söyledik. Şimdi nereden çevirirsek hocam bu da geçer yahu diye okunuyor. Evet. Şimdi Kurtuluş Savaşımız 1918'de başlıyor işgaller dedik. Yani Mondros mütarekesiyle. Ta ki 2 Ekim günü son birlik çekilene kadar işgal birliği. Ve 6 Ekim günü de bizim ordumuzun İstanbul'a girişine kadar 5 yıla yakın bir süre İstanbul işgal altında kalıyor. Kuvayi Milliye zafere ulaşıyor. Lozan Sevr'i yırtılıyor. Lozan Antlaşması yapılıyor. Sevr'e göre İstanbul padişahın elinde kalacak fakat bir şartı var. Kuvayi Milliye'yi tepeleyip yok ederse.
İşte Anzavurlular hilafet ordularıyla Ankara'ya saldırmaklar, Yunan ordularına hilafet bildirileri atmaklar, Ankara'yı idama mahkum etmekler falan, o Sevr'in o maddesi nedeniyle. Şimdi bütün bunlar Kurtuluş Savaşı zafere ulaşıyor. İzmir'de düşman denize dökülüyor. Müdanya mütarekesi yapılıyor. Lozan Antlaşması yapılıyor ve Lozan Antlaşması'na göre İstanbul'u işgal eden kuvvetlerin nasıl tahliye edecekleri de belirleniyor bir protokolle. İşte o protokolü Sayın Selahi Sonyel Tarih Kurumu'nun belleteninde İngiliz belgelerine göre yazdı. Resmi tarih diyenlere duyurulur. Belge var yani. İşte öyle... İngiliz belgelerine göre İşkembe-i Kübra'dan sallamamak lazım. Törenle, belge var ortada. Törenle İstanbul'dan ayrılmışlardır. Bu tören ne törenidir biliyor musunuz? Türk sancağını selamlayarak ayrılma törenidir. İşgal kuvvetlerinin bayrağının asıldığı her yere törenle Türk bayrağının çekilmesi törenidir. İngilizlerin kendi istihbarat raporlarından yayınlanmış, oluşan bir makaledir. Selahi Sonyel tarafından yazılmıştır. Belgelerin tıpkı basımları da makalenin sonuna konmuştur. Ne resmi tarihi? Makalenin adı İngiliz gizli belgelerine göre işgal gücünün Türkiye'de son günleri ve Cumhuriyet'in kuruluşudur. Budur. Programlarımızda belgeler sunacağız. Şimdi şu mu hocam? Yani bakın. İşgal ettikten sonra yıllarca evet. Küstahça dolaşan İngilizler. Evet. Yani bizim diyelim ki yüzbaşımıza bana niye selam vermedin diyen teğmenler. Evet. Türk bayrağını selamlayarak İstanbul'u terk etmek noktasına gelen düşman kuvveti. Aynen öyle. Bakın. Evet. 6 Ekim günüyle ilgili gazeteleri taradım. Onlar o gün ne yazmışlar diye. Tanin gazetesinin 6 Ekim 1923 günlü Tanin gazetesinin başlığı Beyoğlu kırmızı beyazla süslendi. Anadolu'da 7 gün, yeni gün. 7 Ekim günlü, 7 Ekim 1923 diyor ki İstanbul dün milli orduyu ve kumandanını ağuşuna bastı. Ağuş göğsüne bastı. Ne zaman hocam? 7 Ekim 1923. Tamam. Bunu gösterebilirler mi bunları? Tabii gösteriyor. Siz sonra okurken gösteriyoruz. Ha, evet. Ben tekrar en güzeli de Tevhid-i Efkar. O gün renkli basmış. Her gün siyah beyaz basılan Tevhid-i Efkar o gün renkli ve fotoğraflı olarak basılmış. Burada diyor ki Tevhid-i Efkar 6 Ekim 1923 günü. Başlığı okuyorum. Türklüğü ve İslamiyet'i esaretten kurtaran kahraman ve gazanfer Türk ordusu. Bugün son gazanı ve son zaferini ihraz ediyor. İstanbul'u 470 sene sonra bir daha fethediyorsun. İstanbul'u 470 sene sonra bir daha fethediyorsun başlıkta. Halasker aslanlarımız, safa geldiniz, gazanız mübarek olsun ünlem. Alt başta şuradaki renkli fotoğraf da şu. Türk süngüsünün parçaladığı paçavralardan müttefiklerin İstanbul'u işgal beyannamesi 16 Mart 1920 diyor. İşte o işgal beyannamesini Türk süngüsünün parçalayışını grafik bir çizimle yapmış. Ve burada İstanbul'a giren ordumuzun fotoğrafları var. Yine Tevhid-i Efkar bir ertesi gün 7 Ekim günü de şunu söylüyor burada. Dün şanlı ordumuz Mücahede-i Milliye'nin en büyük zaferini kazandı ve İstanbul'u ikinci ve sonuncu defa fethetti. Buradaki alt başlıkta da kahraman ve halasker Türk ordusu dün İstanbul'u ikinci defa nasıl fethetti diyor ve o fethin ayrıntılarını veriyor. Evet. Şimdi
ne kadar süremiz kaldı bilmiyorum. Az kaldı, ama 5 dakikamız var. Öyle mi? Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti fakat İstanbul'un adı Konstantiniye olarak kaldı. Fakat Atatürk İstanbul'u, Atatürk İstanbul'un ikinci ve son fatihi olan Atatürk İstanbul'un adını Konstantiniye'den İstanbul'a çevirdi. Şimdi ve Atatürk döneminde yurt dışından İstanbul'a gelen mektupların üzerinde Osmanlı'dan kalma alışkanlıklarıyla Konstantinopol yazıyordu. Bizim memurlarımıza emir verildi. Konstantinopol yazılı olan mektuplar geri iade edilecek. İstanbul. Buranın adı İstanbul. Buranın adı İstanbul diye yazılacak mektubun üzerine. Konstantinopol'un üstü çizilecek. Ve üzerine İstanbul yazılacak. Geri verilirken bir daha İstanbul yazıp göndersinler diye. Bu Batı'yı ayağa kaldırıyor. Aa nasıl olur, binlerce yılın Konstantinopol'ü, Fatih'ten bu yana bile Konstantinopol'dü. Şimdi mi oldu İstanbul? İstanbul da nereden çıktı? Ama yenemiyorlar irademizi ve herkesin bunu İstanbul olarak bellemesi için Amerika'da bir pop müzik yapılıyor. Onun videosunu getirmiştim. Evet. Arkadaşlar o, bir önce bilgi verin. Pop o, müzik. O müziğin adı şu. İstanbul not Konstantinopol İngilizce. Türkçesi şu. İstanbul Konstantinopolis değildir. İşte bu şarkıyı, bu parçayı, bu sözleri İngilizce sözlerle bütün dünyaya Fransızcası, İtalyancası yapılıyor ve bütün dünyaya Konstantinopol değil buranın adı. İstanbul. İstanbul olduğu vurgulanıyor. Amerika'da çok popüler bir gruba o dönem. Ama o müziği bir dinleyelim. Peki ekranlara taşıyalım arkadaşlar rica etsek. Müziğiyle birlikte. Evet. Dönemin çok meşhur bir Amerikalı grubu bu. İstanbul Not Konstantinopol. Evet. Atatürk'ün İstanbul'u fethi Fatih'in İstanbul'u fethinden farklı bir yön taşımaktadır. Atatürk İstanbul'un Konstantinopolis adını bütün dünyada hayır efendim buranın da İstanbul olacak demiş ve yapmıştır. Başarmıştır bunu. Batı bunu ancak bir pop müziğiyle bütün dünyaya kabul ettirmiştir. Bu pop müziğinin sözleri de mükemmeldir. Ayrıca başka bir programımızda peki istek olursa onu da inceleriz. Çok teşekkür ederiz. Bugünlük programın sonuna evet geldik. Değerli izleyicilerimiz bu merak ediyorlarsa sosyal paylaşım sitelerinde, tabii. video paylaşım sitelerinde bulunabiliyor. Tabii. Gerçekten de çok önemli ama bunu bilmiyorduk mesela getirip bize programlarımızda müzik, resim, heykel olacak. Çok teşekkür ederiz Sayın Özakıncı. Çok önemli bilgiler verdiniz. Değerli izleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Programa yoğun ilgilerinden ötürü sayın seyirciler. Son bir cümle de kurmak gerekirse eğer. Bugün büyük etkinliklerle İstanbul'un fethi kutlanabiliyorsa bu büyük önder Atatürk ve silah arkadaşlarının 93 yıl önce onu kurtardığı içindir. Malum işgal altındaki bir toprağın fethinin kutlanması abesle iştigal olur. Dolayısıyla temennimiz hem İstanbul'un fethinin hem de İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun
aynı coşkuyla kutlanabildiği günlere, o bilince ulaştığımız zamanlara da şahit olabilmek. Yapımda ve yayında emeği geçen bütün arkadaşlarım adına iyi bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Esen kalın efendim.